Diyelim ki 5x kare ile morla yazdığım 3 çarpı x üzeri 5'i çarpmamız gerekiyor. Bana bunun sonucunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Peki hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Şimdi gelin birlikte yapalım. Bu çarpma işleminin sonucunu bulmak için çarpma ve üstel ifadelerin özelliklerinden faydalanacağız. Bu arada birden fazla terimi birbiri ile çarparken sıranın önemli olmadığını hatırlıyorsunuz değil mi? Demek istediğim bu işlem yani 5 çarpı x kare çarpı 3 çarpı x üzeri 5, 5 çarpı 3 çarpı x kare çarpı x üzeri 5 olarak da düşünülebilir. 5 çarpı 3'ün sonucu 15. Peki ya x kare çarpı x üzeri 5? Bazılarınızın aklına hemen üstler ifadelerin özellikleri gelmiş olmalı. Buna benzeyen yani tabanı aynı olan iki ifadeyi çarptığımız zaman sonuç x üzeri üstlerin toplamı yani 2 artı 5'ten 7 olur öyle değil mi? Bu yaptığımı eğer tam olarak anlamadıysanız şöyle düşünün. x kare nedir? x çarpı x öyle değil mi Peki ya x üzeri 5 x, x çarpı x çarpı x çarpı x çarpı x ve bunları birbiriyle çarptığımızda ne elde ederiz 7 tane x ve bu da x üzeri 7 ile Aynı şeydir. İşte bu kadar. 5x kare çarpı 3 çarpı x üzeri 5, 15 çarpı x üzeri 7'ye eşittir. Ve önemli olan çarpmanın sırasını değiştirmek, yani önce kat sayıları, sonra da değişkenleri çarpmaktır. Değişkenler aslında üstel değişkenler demeliyim, tabanları aynı olduğu için evet, üstlerini toplayabiliyoruz. Bu yaptığımız işlem tek terimli. Evet tek terimlilerde çarpma olarak geçer. Çok da havalı bir kavram öyle değil mi? Ama asıl havalı olan ileride göreceğimiz ve bu tek terimlilerin toplamından oluşan polinomlar. Tek terimliler işte bu şekilde çarpılır. Hadi gelin bir tane daha yapalım. Bu defa farklı bir değişken kullanalım. 3 çarpı t üzeri 7 ile eksi 4 çarpı t'yi çarpmak istediğimizi düşünelim. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu işlemi kendi kendinize siz yapmayı deneyin. İlk olarak katsayıları ele alıyoruz öyle değil mi? Yani 3 ve eksi 4'ü. Bunları çarpınca eksi 12 elde ederiz. Sonra t üzeri 7 ile t'yi çarpınca da tabanlar aynı yani ikisi de t'li değişkenler yazıyorum. t üzeri 7 çarpı t üzeri 1 kuvvetleri toplayınca t üzeri 8 eder. İşte bu kadar. Farklı iki tek terimliği de böylece çarptık.